soydaşlarımızı, millet varlığımız olan siz kıymetli dostların birbiriyle enerjisini israf etmesini, bu dine gelmeyenlerden de biz ne kadar sorumluyuz, bunu bir düşünebilir misiniz? Huzur-u mahşerde, ya Rabbi İsviçre'de kaldı, yaşadı, hoca efendi, hanımefendi, bana yaklaşamadı, bana bu dini anlatamadı diye hesap sormayacağını kim garanti edebilir? Peygamberlerin derdi bu görevi yapıp yapmadığı. Ya eyyühe Resul, belli mâ unzileyleke mi Rabbik. Rabbinden sana indireni tebliğ et. Biz onun ümmetiyiz. Ayetin sebebi nüzulünün hususi olması, mananın umumi olmasına mani değildir. Dolayısıyla değerli kardeşlerim, çok ayetlere boğmak istemiyorum ama şu ayeti okumadan geçemeyeceğim. وَاَتَكُمْ مِنْكُمْ اُمَّتُنْ يَدْعُونَ اِلَى الْخَيْرِ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْحَوْنَ عَلِي الْمُنْكَرِ. İyilik, hapse edip kötülükten nehyetmek bizim mihenk taşımızdır. Namazımızdan da, orucumuzdan da daha farklı bir görevdir. Müminlik mihenk taşıdır. Ben namazımı kılarım, kimseye karışmam değil. Peygamberimiz öyle bir Müslümanlık yaşasaydı, Ebu Cehil'le hiç de sorun yaşamazdı. Adam bize karışmıyor, putumuza karışmıyor, itimize karışmıyor. Bırakın yaşasın derdi. Ama öyle değil.